Partimiz yeni kurulduğu ilk yılında bu hastalığın yaygınlaşması, çalışmalarımızı ve tanıtımlarımızı olumsuz yönde etkilediği açık bir gerçektir. Toplumumuzun değerlerini göz önünde tutmak, sürekli tutmak suretiyle devlet idarecilerimizin aldığı kararlara muntazaman riayet ettik. Tabii ki bu durum ilçe teşkilatı olarak büyümemize sekte vurdu. Salgını bitmeye yüz tuttuğu şu günleri milat edilerek çalışmalarımıza hız vermek adına bu programı tertip ettik. İnşallah takip eden günlerde daha çok gayret sarf ederek yeniden Refah Partimizi ülkenin en güzide partisi yapma, topluma fayda sağlama ve yeniden büyük Türkiye hedefine ulaşmak adına var gücümüzle çalışacağız inşallah. Birlik ve beraberliğin önemini çok iyi anladığımız şu günlerde maddi dayanışma adına güzel örnekler gördük. Ancak manevi olarak ayrışmalarımız gün geçtikçe had safhaya ulaşmaktadır. Toplumumuz ifsad edilmekte, nesillerimiz gün geçtikçe elimizden kayıp gitmektedir. Evet, bir zamanlar yağ kuyrukları, gaz kuyrukları, tüp kuyrukları varmış. Gelişme olarak geride kalmışız, doğrudur. Ancak gün geldiğimiz noktada gelişmiş gibi gözükmekle beraber erozyona uğratılmış nesiller görmekteyiz. Ne üzücüdür ki hiçbirimiz bu kötü gidişe dur diyemiyoruz. Her koyun kendi bacağından asılır deyip kabuğumuzda çekiliyoruz. Eğitim anlamında, kültür anlamında tam bir yozlaşmaya doğru sürükleniyoruz. Malumunuz yeniden Refah Partisi her ne kadar iki yılı dolduran bir siyasi parti görünümünde olsa bile mazisi biraz eskilere dayanan, özellikle siyasi vücut bulmuş, milli görüş zihniyetinin, fikriyatının siyasi vücut bulmuş hali 1969'lardan itibaren devam eden Milli Nizam, Milli Selamet, Refah Partisi, Fazilet Partisi ile devam eden ve bugüne kadar da yeniden Refah Partisi ile siyasi hayatına devam eden bir siyasi zihniyetin, fikriyatın, bir akımın, bir görüşün, bu toprakların geliştirmiş ve yetiştirmiş olduğu milli ve yerli bir hareket olduğunu hepimiz ve hepiniz biliyorsunuz. Bir siyasi hareketin ne olduğunu anlayabilmeniz için ekonomiye bakış açınız ne olacak, medeniyet anlayışınız ne olacak ve ahlaki yapınız, ahlaki durumunuz, ifadeleriniz ne olacak, buna bakmak lazım. Görünüşte herkes millici, maneviyatçı, kalkınmayı ön planda tutan bir zihniyete sahip. Ancak baktığınız zaman hiçbir siyasi parti, bir iki tanesi hariç, ekonomide, borsada, hayatımızda, siz burada esnaf olan kardeşlerimiz, sanayici olan kardeşlerimiz de vardır. Faizsiz bir sistem, faizsiz bir ekonomi söylediğini duydunuz mu? Muhalefete söylüyor ancak iktidara geldiği zaman bunu söyleyemiyor. Yapmış olduğumuz güzel konuşmalardan dolayı Genel Başkan Yardımcımıza teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Şimdi rozet takdimimiz var. Rozet takdimi için Selahattin Bey ve Emel Gürt Hanım'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Teşkilat Başkanım, sizlere de davet ediyorum. Hayırlı olsun.